Daha sonra gelen misafirlerimizi isimleriyle zikretmeye çalışacağız. Kendilerini onura etmeye çalışacağız. Burada görev yapan, daha doğrusu taşın altına elini koyan başta yönetim kurulu başkanı ve yönetim kuruluna huzurlarınızda öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bir gönül meselesi. Bu bir içeriden gelen bir şey. Harun Bey ta aylar önce beni aradı. Bizim bir şenliğimiz var. Şenliğimizi yapalım, yapalım. Sürekli arıyor, şunu yapalım, bunu yapalım. Aylarca mesaiyi şenlik üzerine kurdu. Demek ki bu işler sadece bugünkü bir olay değil. Bu işler aylar öncesinin çalışmasıyla olan güzel işlerdir. Onun için de sizlere düşen görev eğlenceye katılmak, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve bayramı bayram tadında yaşamaktır. Teşekkür ediyorum. Şimdi programımızı önce bir açalım. Daha sonra konuşmalarımız var. Sıcak biraz geçsin. Yemeklerimizi yiyelim. Müzik eğlence programımız var. Yarışmalarımız var. Onlarla devam edeceğiz. Hoşça güzel bir vakit geçirmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz diyoruz. Evet değerli konuklar. Bu ülkeyi bize bahşeden ta Çanakkale ruhundan 15 Temmuz'lara kadar bizlerin rahat yaşamasını sağlayan ve doğuda teröristlerle mücadele ederek şehit düşen şehitlerimiz başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla tüm şehitlerimizi öncelikle bir dakikalık saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı'yla onurlandıracağız. Herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Dikkat!
Ruhları şad olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, çok yoruldu bugün. Yorgunluğunu akşam üzeri güzel yatıp dinlenecek. Böyle kuş sesleriyle cıvıl cıvıl sabahleyin köy ekmeğiyle bir kahvaltı, bütün yorgunluğu bitecek. Bu arada Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarımız, Sayın Komutanlarımız, Sayın Muhtarlarımız, Sayın Değerli Misafirlerimiz ve Köylülerimiz, Sayın Üyelerimiz, Sayın Ankara Emirler Gençlik Dernek Başkanı Yönetim Kurulu, Sayın Sponsorlarımız, hepiniz 20. Elmalı Yayla Şenliği'ne hoş geldiniz. Bu arada şenlikte ve faaliyetlerimizde emeği geçen köylülerimize, üyelerimize ve özellikle de sponsorlarımıza katkılarından dolayı şahsım ve yönetim adına ayrı ayrı teşekkür ve saygılarımızı sunarız. Ayrıca yakın zamanda ve öncesinde rahmetli olan tüm köylülerimiz ve vatanı, milleti, bayrağımızı ve dini için kanları ve canlarını ile fedakarlığına en büyüğünü yapan tüm şehitlerimize teşekkürler eder bugünün önder Allah'tan cümlesine rahmetler dileriz. Ayrıca yakın zamanda ve öncesinde rahmetli olan tüm kaderli ama daha ziyade gururlu şehit ailelerimize ve sevenlere baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Onları sadece sizin değerli bizim de evlatlarımızdır. Acısını acımız, gururunu gururumuz ve gazilerimiz, sizleri de elbette unutmadık, unutmayacağız. Sizlere evlatlar kucak dolusu sevgiler ve teşekkürlerimizi sunar, Allah'tan acil şifalar dileriz. Sizleri var olun ve sağlıklı olun. Bir teşekkürü de derneğimizin kurulduğu 1993 yılından bugüne kadar her türlü sorumluluklular göğüsü gererek büyük fedakarlıkları günümüzde taşımış olan tüm başkanlarımız ve yönetim kurulları üyelerimize ve yönetim kurulu adına teşekkür ederiz. Geçmiş ile geleceğin bir arada toplandığımız bugün güzel yaylamızda 7'den 70'e herkese güzel bir şenlikler dileriz. Allah'a emanet olun, saygılar sunalım. Bir uslu geleceğini buraya davet etmek istiyoruz. Barış Çakır uslu gel. Sis.
Cümleten herkese selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bayramınız mübarek olsun. İstanbul Dernek Başkanı Sayın Harun Tanış'a iki bayram bir arada bize yaşattığı için kendisine ve yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz. Ankara Derneği olarak biz de elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz, yandan dolmaya çalışıyoruz. Bugün hava güzel, ortam güzel. İki bayram bir arada hep beraber kardeşlik, dostluk, birlik, beraberlik içerisinde geçirdiğimiz için bugüne ne mutlu bizlere. Ben İstanbul Derneği'ne yapmış olduğu ve bu zamana kadar gelen yönetimlerin yapmış olduğu bütün organizasyonların da hepsine tek tek ayrı ayrı yönetimim ve şahsım adına teşekkür ediyor. Kendilerine başarılarının devamını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, özlü ve güzel konuşmanız için teşekkür ediyorum başkanım. Aramıza katıldılar. Biraz kendileri rahatsız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Çorum Boğazkale Emirleri Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'ndeki sponsor iş adamlarımızı okuyoruz. Hemen hatamızı telafi edelim o arada. Evet. Sayın Erkan Bayram, Sayın Yunus Aklan, Sayın Yunus Araycı, Sayın Hasan Aklan, Sayın Durmuş Araycı, Sayın Adem Urak, Sayın Mehmet Ali Arayıcı, Sayın İlker Uslugen, Sayın Azem Baltakırar, Sayın Mükremin Arayıcı, Sayın Hakan Arayıcı, Sayın Metin Uslugen. Evet, yine ayrıca bu arada sponsorlarımız da var. İş adamı sponsorlarımız var, bir de sponsorlarımız var. Sponsorlarımızı sizlere aktarmak istiyorum. Sayın Harun Tanışık, Sayın Şahip Gergin, Sayın Yusuf Baltakıran, Sayın Selami Aklan, Sayın Necdet Gergin, Sayın Zekeriya Uzunbacak, Sayın İsa Gergin, Sayın İsrafil Arayıcı, Sayın Mahmut Aklan, Sayın Nevzat Arayıcı, Sayın Kemal Arayıcı, Sayın Ünal Arayıcı, Sayın Zabit Caner, Sayın Bekir Aklan, Sayın Hacı Ahmet Atik, Sayın Mustafa Aklan ve Sayın Güngör Atik. Teşekkür ediyoruz bu kadar sponsor ve iş adamı olduktan sonra. Buradaki bu şenlikler ömür boyu sürecek gibi gözüküyor. Kendilerine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, ağaç dipleri güzel, gölge güzel. Birazdan halaya, oyuna aşağı ineceksiniz. Yemeklerinizi yedikten sonra, yemeğimizi aldıktan sonra eğlencelerimiz devam edecek. İp atma yarışımız var. Ondan sonra ip yarışımız var, çuval yarışımız var, yumurta yarışımız var, müzik programımız var ve bolca devam edeceğiz eğlencemize. Yalnız sizden özellikle bir ricamız olacak. Şimdi de söyleyeceğiz, daha sonra da söyleyeceğiz, giderken de söyleyeceğiz. Yaktığınız mangalların mümkün olduğunca közünü söndürün. Çünkü bura orman içerisi, her ağaç bir candır. Bu ülkemize bahşettiği nimetlerden birisidir ağaç ve bizim de yaşamamıza neden olan, oksijen üreten bir varlıktır. Onun için de ağaçları insan gibi koruyalım. Teşekkür ediyorum. Bir de çevremizi temiz tutarsak bu arada onu da söyleyelim. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Önce nasılsınız? İyi misiniz? Dernek adına herhangi bir şeyler düşünüyor musunuz? Veya yorum yapıyor musunuz? Şöyle veya
herhangi bu olabilir veya şu etkinlikler olabilir diye bir fikir sunabilir misiniz? Daha yeni gelin. Tamam, teşekkür ederim o zaman size. Afiyet olsun. Selamünaleyküm, afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bizden bir isteğiniz var mı acaba? Şey de var mı? Nerede o bilgi? Selam. Evet. Hoş geldiniz. Çok iyi mi? Ne diyorsun, selamı hoş geldin. İyiyim valla, sen ne yapıyorsun, ne yaptın? Mesela seneye ne istersiniz? Ne yorum yaparsınız? Ne katkılar istersiniz? Hayır, mikrofonu ver de. Mikrofonu ver. Gönlünüzden ne geçiyor? Size afiyet olsun, teşekkür ederim. Emine hoca istiyor. Ne kadına herhangi bir şey düşünüyor musun? Etkinlik. Veya şunlar istiyoruz. Fikir olarak bir şeyler sunun. Bence çok güzel, böyle devam et. Buyurun. Böyle güzel. Konuş. O zaman sizden bir katkılar varsa düşünüyoruz. Tamam. Biraz bulacağız. Bulacaksın. Teşekkür ederim. Ama öyle küçük bir kutu sen. Kutuyum aşağıya gitti de hanımlar da. Ben de karınca kaymaz mıyım? Değil mi? Gel. Gel de çıkalım. Gene de siz de hoş geldin. Çekin abi. Herkes çekin. Tamam. Hayırlı olsun. Selam ve hoş geldiniz. Hoş geldin. Abi dayı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çekiyorsunuz arkadaşlar burada. Evet. DNA adına herhangi bir isteğiniz var mı? Veya şöyle olur veya böyle olur diye fikir sunuyor musunuz? Mahmut Bey, çok teşekkür ederiz. Derneğinize de, yönetiminize de, başkanınıza da. Başarılar dileriz. Başarılar dileriz. Çok güzel çalışmalar sunuyorsunuz. Başarılar dileriz. Devamını bekliyoruz. Emeklerinize sağlık, ellerinize sağlık. Selam Bey, size teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan Yardımcısı, Selam Bey. Teşekkürler. Elinize sağlık, kolay gelsin. Emeklerinize sağlık, devamını bekliyoruz, gurur duyuyoruz sizinle. Teşekkürler, sağ olun Mahmut Bey, size de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Gönülden... Bir şey koyacağım. 5-10 lira. Bak, burayı transfer. Ha. Tamam, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Dernemize. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dernemizin katkılarından dolayı bir isteğiniz var mı? Vallahi ne bilmiyorum, sevgili ne yaptın? Çok sevgili mi? Tekrar bir şey çekmedim, bir gözü yok. Ben de hoşçakalını dilerim tabii, ne diyorsun? Devam ettirin bakalım. İç adamlar da var mı yok mu ne nedir? İç adam alsaydınız iç adam. Ver konuşsun ya. Ver evet, konuş. Al Gülsün amca konuş. Ya yönetim yerleştir. Evet, ne istersin? Evet. Seneye ne düşünürsün? Evet. Seneye onları aynı, söyle, fikrini aynı, söyle. Aynı devamını dilerim yalnız. Mikrofonu ağzına. Söyledim. Devamını dilerim yalnız bu çevredeki ağaçları kestirme. Mesela şu ağaçlar gelecek sene kesmiş olsan. Ağzını tutup da kimse duymaz ha. Pastanede kesmiş olsalar bir daha burayı bulamam da. Şöyle dedik bu yetişkin ağaçlar devam ediyor. Tuvaletlere ne edecek ey pastanede? Bak ben ne diyeyim ki? Onlar da bize çekilişleri bitirdi. Biz de gönülden bir katkı isteriz yani. Ya satmıyor, ben geldim. Emmi. El yıkama yarabıyor, dışarı musluk. Ya üzerinde para da yok. Ben ne yapayım? Niye yapmıyor? He? Çekiliş yaptınız mı? Yok, çekiliş yapmadık da. Ben açtım he. Biz böyle geziyoruz. Gönülden ne isterse katkılarını bekleriz. Üzerinde ne diyeyim? Çekilecek para mı var? 20 lira vereyim mi? Gönülden ne kokuyorsa. Ben yedim. Valla bundan ben geçtim. Kadınları vuran. Tamam. Bir siftah senden, Allah bereket senden. Geç siftah bana geldiniz. Yok, hep yok, her şey geliyor. Yani. Şimdi senden başladım. Senden de geliyor. Başka burada geçiyor canım, Allah Allah.
ne veririz hem de? Ama baba. Çok duru. Baba. Haşim lan baba diyor. Daha başına geldi. Hadi. Senden para çıkaracak. Hadi sen bakalım. Ben de sen getireyim. Teşekkürler. 10 lirim daha var. O da yok. 12'yi daha verdim bana. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi. Aa, İzmir'den geldin. Evet. Bayramımız hakkında katkıların ne? Ne düşünüyorsunuz? Size hoş geldiniz. Öncelikle bayramımız mübarek olsun. Ver abi konuşsun. Evet. Ben bir gurbetçi olarak, az uzakta olmasa da, güzel bir duygu. Ne güzel şöyle görmediğimi unutmuyor, yön tuttuğumuz köylerimizi. Burada görmenin gururunu yaşıyor. Bu çalışmıyor mu? Çalışıyor abi. Şeyden ses çıkmıyor. Hani, biraz ya. Hepinizden Allah razı olsun. Bu teşkilat düzeni, yani ilgilenen, uğraşan, destek veren hepimize teşekkür ediyoruz. Devamını diliyorum. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Yani o duyguyu yaşayamıyorum. Uzaktayız. Belki siz İstanbul'da, Ankara'da köylerimizdensiniz ama ben Kocaeli'de yalnızım. Kimse yok. Doğrudur. Bu da üzücü bir durum. Yalnızım ama böyle bir şey olunca da ne güzel, ne mutlu yani. Böyle bir şenliğimizi şenlendiriyoruz. Biz de geldik katkıda bulunmak maksatıyla. Söyle, Allah razı olsun. Sen de bir katkıda bulunabiliyor musun? Maaşımızın bu ekonomik şartlardan dolayı bulunamak. Yanınızda bulunma katkım bu yani. Tamam. Sıcak yüzümüzü görmek. Tamam. Allah razı olsun. Sağ olun. Tamam. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Aynen. Selam abi. Tamam, bunlar çekmiş. Selam abi. Mahin nerede? Çek. Ben ses yapayım. Bir şey olmaz. Sadece sizin izleyeceğim. Gel. TNK adına herhangi bir fikriniz var mı? Şöyle veya bunlar olabilir mi diye bir fikir sunun. İleriye geri dönük. Ne istersin? Evet, fikrinizi sunun. Gönülden katkılar yüzü bekliyor. Evet. Osman. Ne yapıyorsun? Zeynep adına ne düşünüyorsun? Ne şenlikle istersin? Fikir olarak ne istersin? İleriye dönük ne istersin? Yorum yapabilir misin? Şimdi benim yorum şeklim farklı olabilir yani. Ne? Şimdi, dediğini söyleyebilir miyim? Şimdi kardeşim, bu şenlik güzel bir şey. Köylü olarak. Gayet tabii ki köylü birlik beraberlik dernek adına yapılan şenlik güzel şey. Ama bunun farklılığı. Şenlik deyince tabii davul zurna meselesinden geldiği zaman İslami ölçüler dışarısına çizildiği zaman ben istemiyorum bunu yani. Kendi görüşlerim bu. Beni bağlayan görüşlerim. Evet, doğru. Fikir olarak ben, kimseyi ben rencide etmek için de söylemiyorum ben bunu. Bu ben kendi fikrim. Allah razı olsun. Güzel bir şey. Hepimizden Allah razı olsun. Şimdi kötü yapılan bir şey yok yani. Ama yalnız İslami çalışmalar olursa daha güzel olur. Teşekkür ederiz fikirlerinizden dolayı. Sizlerden de katkılarınızdan dolayı diyelim. Allah razı olsun. Bir bağış gibi falan bir şeyler düşünürseniz memnun olur. Allah izin verirse ileride olur. Şimdi böyle bir durumumuz yok yani. O teşekkür olur. Ederiz. Nasılsınız Harun abi? İyiyim. Hoş geldiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Denek adına fikirlerinizi söyleyin. Ne düşünürsünüz? Ne yorum yaparsınız? Yorum yapacak bir şey. Erken yoksa da çok güzel. Allah razı olsun. Başlarım devamını duruyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin. Katkın var mı derneğe? Bizim derneğimiz var. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bu da bizim derneğimiz. Ne fark ediyor? Olsun. İnşallah. Başka zaman olur. İnşallah. Hadi. Dinlenme yüksün. Biraz ileri. Fazla kafalılar istemiyorum. Fazla kafalılar istemeyecektim ben. Bir şey olmadı.
Dernek adına neler düşünüyorsun? Fikirleriniz. Selamun aleyküm. Dernek adına hoş geldiniz. Atanım ben. Bay abi sen yapma bari ya. Özürüm. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hangi dalgan istiyorsun? Ne fikir olarak bir şey istiyorsun? Yani ne istersiniz? İleriden ne düşünürsünüz? Böyle olursa böyle daha iyi olur veya fikrimi söyle ya. Bayramda yapman ondan sonra seyahat edeceğim. Bakın bir işte bayramda da olmayacak ya. Şey geliyor bayramda. Çünkü bayramda ben şimdi müsaade bilmeyi Hoş geldiniz. Derken... Merhaba. Yapıp... Oğlum yapma. Bu ne yapıyor? Okey. Evet, ne kadar fikirlerinizi soruyorlar. Senimiz var mı? Yardımınız var mı? Dahi ne istiyorsunuz? Senimizin sağlığı da aynı ne istiyorsunuz? Sen sağ olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet, bu başka bir şey. Onun öyle harika. Vallahi güzel, etkinlikler güzel. Aynen öyle aşağı dönüyorum ben de bakalım ne var ne yapayım. Evet, teşekkürler. İyi yapma. Görüşürüz, kolay gelsin. Tamam, görüşürüz, sağ ol. Nasıl taşın yoğurtu al dedim. Daha bildim ben bizim kele desem. Buldu olsun. Abi süper olsun. Sağ ol, hoş geldiniz. Şuradan adam çekiyor galiba. Çekiyor, evet. Çekim yapıyor. Kendine kalktıktan isteğinizde, istek dilekleriniz neyse onu söyleyin. İleriye dönük. He. Herhangi bir şey böyle fikir olarak. Mehmet Ömer daha ne istiyorsun? Aleyküm selam. Ya selam enişte. Ne yapayım ben de? Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel. İnşallah daha iyi daha gelişir. Ama canım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yani maaşlara kadar devam edelim. Allah bana unutmayın. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hadi görüşürüz. Hoş bulduk dedelim. Bak seni bile çekiyor, bak tarihi. Buraya bak oraya. İnsan yok burada değil mi? Çekiyor ya. Tamam, ha, birkaç kişi var yani. Bak seni çekiyor kamera. Fotoğrafını da çekeyim mi? Hoş bulduk. Merhaba. Ben size bir sevabı sayabilir miyim? İster misiniz? Yok Allah razı olsun. Dolaşın. Hayır demin. İyi şükür abi. Dernek hakkında düşünce fikirlerinizi almak için geldik. Bu İranlı mı? Ben Ankara'da olduğum için İstanbul'da benim bağlantım yok. Allah'ım yarabbim. Bağlantı ya. Olacak ya. Ne zaman bağlayacaksın? ne zaman bağlayacaksın? Bağla o zaman. Geliyor. Bağlantıyı vereyim sana. Oğlum oradan uyulmak da bir şeyim olmaz ki benim. Burada üyeyim, Ankara'da üyeyim diyorsun. Niye biz Ankara'ya üyeyiz? Allah Allah. Ne var da ben de üyeyim Ankara'ya da. Evet, İstanbul'da da üyeyiz. Bizim şeyimiz yok yani. Ama toplumda katkı var. Evet. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Toplumuzda katkımız da var. Ankara'nın bir şeyimiz var nasıl? Siz diyeceksiniz. Ha, Emirler Köy Derneği diyeceksin. Bu kadar. Bu tarafa dön. Bak çiğ köfte yapıyorsun ne güzel. Tamam Allah razı olsun. Buyurun yiyin. Yok sağ ol teşekkür ederiz. Maskemiz yok. Bir isteğiniz konuşmak gerektiğiniz bir şey var mı? Kazım, yok abi. Yok mu? Bir. Gayet memnunum Allah razı olsun. Zaten kanının duvar gibi. Olsun olsun istiyorum ben. Ercik alayım o zaman. Arkadaşın sen... alayım. Sen misin? Al Mahmut. Yok. Peki. Hadi. Hadi. Allah. Gelmek hakkında isteklerinizle dileklerinizi söyleyin. Yani isteyeniz dilerim. Böyle şeylere hep konuşmaya alışırlar. Selam abi. Rica et. Kardeş bir isteğin var mı? Abi ben zor. Ben konuşamam. Ya öbür mü oğlum şimdi doğru söyle. Valla her şeye devam et. Böyle, her zaman büyük konuşur Mahmut abi. Valla tatlıda ne gibi katkı istiyorsunuz? Selam abi. Söyle. Başım biraderimle konuşak da öyle. Tamam bekleriz. Tamam abi. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de.
Sevdiğiniz bir abimiz. Sevdiğiniz bir abimiz. Evet, Emirler Şehir Derneği'nden geldik. Bir ihsanımız var mı? Bir ihsanımız canımızın sağlığı. Yalan ettirme evi bekliyoruz. Böyle hizmetleri, hizmetleri bir bayramda almayacaksınız. Bundan sonra bayramdan çalışıyoruz. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Bu kadar cevabımızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Şimdi şöyle diyeyim. Önce afiyet olsun. Dernek adına etkinlik ileride ne düşünüyorsunuz? Fikir olarak. Ne istersin? Yani halimizle memnunuz biz yani. Mesela şöyle diyebilirsiniz işte seneye böyle bir etkinlik daha iyi olur veya herhangi bir fikir olarak bir şeyler sunabilirsiniz. 1993 yılından beri derneğimiz faaliyet gösteriyor. Yaklaşık olarak bunun herhalde 20 yılı bu piknikle geçti. Şu ana kadar pek bir şikayetimiz olmadı. Herkes kendi halinde, kendi şeyinde, eşle, dostla beraber görüşüyor, birbirini ziyaret ediyor. İyi doluyor. Ha, bunun üstüne sizler gençleriye hitap edecek şekilde ne yaparsınız onu yönetim olarak siz planlayacaksınız. Sizler değil. Ama diye sizleri seçenler bu faaliyetleri planlayın diye seçtiler. Biz yaparsak olmaz işte. Allah razı olsun. Ama şu andaki mevcut durumdan memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Allah razı olsun. Sizi dinliyorum. Sizden de Allah razı olsun Mahmut. Sizden de Allah razı olsun. Ya ben anlatıyorum. Adam şu olsa veya şöyle bir şeyler yapabilir miyim diye bir fikir sunabilir misiniz? Dernekten memnunuz şu an. Herhangi bir şeyde gayet iyi böyle. Ben istiyorum. Baba! Selamünaleyküm. Selam. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Ne kadar hafifleri bulundu? Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Ya, güzel. Her sene böyle devam etmesini diliyorum. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Nereden yiyene bak. Nereye kaldın abi? Nereden diye var. Yok öyle bir şey. Buradan da konuşacağımız bir şeyler var mı arkadaşlar? Gel de. Gel de hele ben size diyorum. Hadi bak. Yani şöyle diyeyim ben size Erkan. Yani şöyle kereçler. Fikir olarak bir şey söyleyebilir misin? Arkadaşlar. Gel de. Ne diyorum? Abi bir yağlı bilet olursa iyi olur ya. Gel ki sen konuş oğlum. Biraz konuşlar gençlerin adına ha. Gel ki. Gençler Erdek Hanım'dan tüm arkadaşlardan bağışları bekleriz. Derneğimizin ayakta durması için. Ortam geliyor. Herkese teşekkür ederim. Sizi de her zaman geçeceğiz. Teşekkür ederim. Gelmesin canım. Ya ben çok güzel oldu yani. Herkes bayrama gidiyor. Tamam.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel sanatçılar getirin yani. Teşekkür ederim. Yani mesela. Tamam. Her sene gittiğiniz sene. Beraber. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Ama ileriki zamanlarda tabii böyle değil de yarın güreş olur. Ne bileyim buna benzer daha iyi sanatçılar olabilir. Tabii gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onlara kötü dediğimizden değil. Hani bu organizasyonu daha iyi, daha güzel şekilde tertip edilmesi. Ne bileyim bayramda değil de 7. ay gibi falan olursa tabii herkesin izni buna müsait değil tabii ki ama gene de o günlerde katılım olabilir. Daha iyi olacağına inanıyorum. Ben teşekkür ederim. He? Taksı diye de. Abi. Abi sevgili halı sahip. Önce şunu diyeyim gençler. Biraz canlılık lazım. Bize çok güzel. Ama canlı olur mu? Bulamaz. Canlı olma lazım. Vay Mahmut Bey hoş geldin. Gelenek adına herhangi bir etkinlikte fikir olarak veya yeni yedirin. Neler sunamıyorsun? Neler sunamıyorsun? Ben anladım onu. Ben anladım onu. Teşekkür ederim. Yusuf Bey. Benden de. Ya arkadaş. Alan ne? Yusuf Bey bekliyorum konuşmanızı. Türkiye ne düşünüyorsun ya? Dik olarak şu ne istiyorsun? Şu olabilir. Kendin devamını Allah eder. Ne istersin yani? Dikli olarak bir şey. Mahmut abi birlik beraber. Sadece bir birlik haber adı. Evet. Birlik beraber. Teşekkür ederim. Seyircine, herkese bu organizasyonlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Her dönem bu organizasyonların geliştirerek, istirahatı büyüyerek devam etmesini diliyoruz. Ankara yönetimimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum başkan dahil. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İki yarım geldim diye kendimi çalıp geldim diyorum ya. Ecan. İki yarım. Olabilir. Ya. Arkadaşlar. Biraz canlı mı? Çok güzel, çok güzel. Böyle devam edelim. Ne yapalım? Başka yapacak bir şey var mı? Daha önce diyor ki, bu bir alamada abi yem oyunu arası diyor. Yem oynadıysa bir daha oynuyor. Saray mı diyor? Başka oyun mu diyor? Mazut mu yakıyor? Mazut mu yakıyor? O kadar var. Ben bu da alırsın. Ben alırsın. Oyun değil mi? Ne olacak abim ya? Mazut! Yok oynarız. Tamam. Abi gelenimiz kullandı uzun yıllar oldu. Eskinlikleriyle özellikleriyle. Bir zavur yakındı. Ben de abi. Yakınlıklarla. Derne köylerine kutsaycılara katılıyor. Özellikle bildiğimizin, beraberliğimizin sağlamasında önemli rolü var. Daha fazla destek verilir, daha güzel işler yapılırsa tabii ki biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Şöyle diyeyim, önce Allah razı olsun. Yani hep beraber olur da, hep beraber bir şeyler olur da olur. Yok ben hiçbir şey olmaz. Allah'a şükür, özellikle bizim cenazelerimizde, bayramlarımızda. Haricinde yani olmak gereken, birlik, beraberlik olmak gereken zamanlarımızda bizlerin hem çok büyük rolü var. Allah'ın teşekkür ederim. Bu zamanlarda iş başladı.
Boyu yutara, keşfedenlere, başlatanlara, büyük ağabeylerine, Allah razı olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. En genç bayanlardan fikir olarak ne istersiniz? Önce bayanlara soruyorum. Neler istersiniz? Hayır, ben üretemedim. Babasının olacağı hadi. Yani yapmışsınız yapacağız. Ben istedim ki. Ya fikir olarak söyleyeyim. Mesela deyin ki. Katılır mısın? Bayanlar. Dersiniz ki bayanlar olarak. Ya bu şekilde yapsak veya bu şekilde seneye işte dini konular. Hoca bilmem ne. Ya bunları sunarsanız. Biz ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hani bu Galatasaray'da mesela şeylerimiz falan gelip burada oyun sunabilirler. Köçekler möçekler anladın mı? Daha güzel olur. Daha eğlenceli olur benim. Teşekkür ederim. Ne güzel. Estağfurullah. Önemli değil. Başka bir şey. Başka bir şey yok. Ne kadına? Herhangi etkinlikte bir fikir olarak bir şey sunabilir misiniz? Muamele mi konuş? Fikir olarak. Daha yaratıcı bir şey olabilir. Ne gibi şeyler? Ne gibi? Değişiklik, her sene değişik bir şey olabilir. Mesela kendi açımızdan hani... Belki aktiviteyi biraz daha çoğaltmamız lazım. Yani. Yoğun olabilir. Katılım gitgide azalıyor. Oranı yükselsin diye. Bu da şöyle olur. Sizin katkılarınızdan olur. Bizim katkılarımız olacak ama yoğunluk ne kadar çok olursa o kadar da katkı olur. Yani ne söyleyeyim? Aktivite olacak. Herkes de her sene üst üste ekleyecekler o aktiviteyi. Ne yapacaksın? Biz de katılımı sağlayacağız. Şu an zayıf görüyoruz yani. Yani değişik şeylerin olmasını bekliyorlar insanlar yani. Bizim açımızdan değil. İnsanlar genelde değişik bir şey bekliyor. Bence aktiviteyi çoğaltmamız lazım. Yani aktivite olarak ne yani? Yani geleneksel oyunlarımızı falan hepsini. Aynen öyle. Burada yapılması oyun olabilir. Lazım. Müzik oyunu olabilir. Kısa bir şekilde. Daha kendi oyunlarımız serileyebiliriz. Belirli kişileri seçeriz. Onlar arasında. Farklı farklı şeyler böyle yani düşünürsek daha şey olur. İnsanları buraya toplamak için aynen öyle. Katılımın şu olması için daha iyi olur. Bu da sizin katkılarınızdan olur. İnşallah katkı. Hep beraber katkılarımız olduktan sonra ilerleriz. Katkılarımız olmadıktan sonra ilerleyemeyiz. Biz her zaman köyümüzün arkasındayız, derneğimizin de arkasındayız. Gelin elimizden geldiği kadar maddi manevi de katkılarımızı sağlıyoruz. Allah razı olsun. Tabii ki. Emirlerin enişteleri. Anne, hangi adam? Bir gölgelik, hani şu oyun alanında bir gölgelik olabilirse daha iyi olur. Hani oyun alanında gölgelik yapılırsa güzel olur. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoş geldin. Atik ailesi. Atik ailesi. Önce dayı. Efendim buyurun. Fikirlerini sunuyorum senin. Allah bu konuda herhangi bir fikrim yok. Fikirini alayım ya. Dernek olarak fikirini alayım. Ne yapayım? Bir şey anlatsınlar, sizi söylemeyin. Bana bak, şimdi biz çok anlatalım. Dini konular, hem bir dahaki sefere, dini konulardan böyle... Yarın konularda hadis-i şerifler yani. Mesela hadis-i şerifler okunmasını, yani Kur'an okunmasını, bunları aslında söylerse daha iyi olur yani. Gelecek çocukların nesillere yani Kur'an öğrenmiş olur. Burada toplamayı oturtalım. Gençleriz mi demek istiyorsunuz? Yani gençleri toplamayalım demek istiyorsunuz. Grup olarak, grup olarak toplamayalım.
hadi bunların başında bir hocası mesela bunlara Kur'an okutması. Dua yani. Dua okutması. Dua okuma yani, mantıklıdır. Bana okutur mu? Allah razı olsun. Şiir olabilir. Çocuklara dua olabilir. Çocuklara şiir olabilir, dua olabilir. Öyle bir çocukları eğlendirecek bir şey olursa daha iyi olur. Zaten yaşlılar zaten eğleniyor. Bir şiir okutma yarışması yapalım. Büyükler zaten şimdi yapacağız. Kur'an okutma şeyini yapacağız. Bu çocuklara dua için dua yarışması mesela dini konulardan bahsedilmesi daha şey bence. Çocukları daha iyi çekersek şimdi evde benim çocuklar diyor ki baba pikniğe gidelim. Ama çocuk istiyorsa zaten gidiyoruz. Çocuk istemiyorsa gitmiyoruz. Allah razı olsun. Yolunu çok güzel. Bu da yani hep beraber olduğumuzda ileriye dönük olun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yallah haydi yapayım ben. Hoş geldiniz. Sıla geldiğiniz anda geldiniz de. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep Adıran, ikileri ne dinlersin artık? Şimdi derneğimiz var. Ben şöyle diyeyim, çok güzel kuruluşu. Çalışmalar da bazen duyduğum kadarıyla güzel. Fakat şu son zamandaki yoldan dolayı biraz şey, muzdar bir. Yolu ya şekerce vurmasaydı ya da Gray'dan, ya da vurayken, vururken vurursaydı, mesela şimdi vurursaydı, ondan daha güzel olurdu. Yolda giderken gereken sağa sola sapma da olmaz. Ama genelde toplarsa işi iyi yani, cemiyemiz de iyi, insanlarımız da iyi. Allah razı olsun. Hatırımız da var. Hayırlı olsun, devam etmesi Cenab-ı Hak'tan dilerim. Teşekkür ederim. Başarılar Allah dilerim. Allah razı olsun. İyi günler. Hoş geldiniz ulan. Hoş geldin. Zeynep adına sizin elinizi aldım. Selam aleyküm. Fikir adına dernek koyuna geri geri gezi. İleri gelmesinin mümkünü yok. Düzene bakıyor. Dernekte çalışılması lazım. Boyuna geri geziyor. Ne gibi? Ne gibi? Siz kalabalıktan kendinizi hissetmeniz lazım. Anladım. Ben başka bir şey demiyorum. Hepimiz beraber yardımlaşıp bunu dahil oraya sürmek lazım. Onu katılıyorum. Yani şöyle, hep beraber köylü adına gideceğiz. Emirler, Ankara, İstanbul, Fatih. 10 sene ilerideki bağlantı yok. Kopukluğa devam. 10 sene önce bundan daha da sınır vardı. Ben de içinde dahil. Elimizden gelen yardımı göstermiyorum. Yani. Maddi manevi ne olursa olsun. Bu da hep neden sınır? Hep katkılardan dolayı. Katkılar olmazsa insanlarla yapamaz. Ha şöyle geriye dönüp bakarsak. Diğer şeylerden de biraz daha ilerideyiz yani. Herkese ben teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar olsun. Herkesin bayramını kutluyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler.
Ellerini görür mü ellerini?
da benim gittim. Hiç aklımdan gitmiyor, sen halarda gittin. Hiç aklımdan gitmiyor, sen halarda gittin. Haberde, haberde, üstü yüzüne seyre. Seviyeler sardına bizi, eğer kalerim böyle. Yaparlar sardına bizi, eğer kalerim. Yavaş yavaş hızlanıyoruz hazırım diye. Hadi biz kolayla.
Oh,